Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz arkadaşlar konunuz neyse niyetlenin. Hepimizin birbirinden farklı tabii ki de bugünkü mücadelesi var. Ve bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de hakkınızda hayırlı olan olsun diyorum. Ben kapatmadan önce bütün pozitif enerjimi e, kolektif adına niyetlenerek arkadaşlar kapatıyorum. Neyse halimiz o çıksın. E, falımız da deyip şimdi size de göstereceğim. Çok da güzel bir içimizdekileri attık. Bakalım içimizdekileri atabilmiş miyiz ya da. Gayet güzel arkadaşlar. Bakalım. Güzel de bir gözyaşınız var. tam şimdi göreceksiniz. Evet elimle oraya attınız arkadaşlar. Güzel de bir gözyaşı. Akıtacağınız bir süreç var diyor. Hmm. Arkadaşlar. Fincanın tam ortasında. Bir kişi gelecekle geçmişi birbirine bağlamaya çalışan. Ortayı bulmaya çalışan iki tarafı. Elinde tutan bir kişiyi görüyorsunuzdur. Az çok falı yorumlayan bir arkadaş varsa aramızda benzetecektir. Şuradaki bir insan bir tarafta bugününüz bir tarafta da ayna kısmınız geçmişiniz yani sizin geçmişinizden bugüne gelen bir orta yolu bulmak ya da tanıdığınız birisiyle de ara ara bulmak gibi. Şimdi bakalım neymiş? Ee, öncelikle tabii ki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben e, yıllar öncesinden bahsetmez hiçbir fincan. Yani bir Türk kahvesi falındı. Biz 8 sene önce bu olmuş, 15 sene önce şu olmuş diyemeyiz. Ama yaşadığınız psikolojik bakın bu, bakın bu sizin psikolojinizi yansıtmış. Siz şu an geçmişle gelecek arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz, geçmişinizden arınmaya çalışıyorsunuzdur ama zihnen geçmişe bağlantınız var çıkar falda. Tam da bundan bahsediyorum aslında. Yani sizin ee, son zamanlardaki yaşadığınız zihniyet, o psikoloji, o yüreğinizdeki sıkıntı, onlar yansıyor bir falan bırakalım artık geçmiş yorumlamayı Bu Hanım dediğiniz için söylüyorum. Yani diyenler olduğu için söylüyorum. şimdi gelelim neler gördüğümü. Arkadaşlar şurada arabasına binmiş bir insan var. Yani ben gideceğim diyor. Bir yola çıkmış. Ama şu insan onun tam önünü kesmiş. Bir kere gitmenizi engellenmiş. Siz yakın bir vakitte kendinize yeni bir sayfa açmak istemişsiniz. Ve tam olarak bir tarafından dinlik duran biri tarafından engellenmiş. Çünkü anladığım kadarıyla e, özellikle bakın çok net yalnız bu fal, falın enerjisini sevdim. E, geçmişle bağ kopartmaya çalışan biri var burada her şeyden önce. Şimdi burada iki kişi karşılıklı konuşuyorlar gördüğünüz üzere ama bu konuştuğunuz kişinin arkası farklı bir yere de dönük. Yani dik duramıyor yani yalan var yani iki yüzlük yapıyor yani iki taraflı oynuyor yani vesaire. 6'da gördüğünüz üzere oldukça maddiyatın da karışık oldu, ama kişilerde var. Yani bir olaya kişilerin de dahil olduğu bir süreciniz yaşanmış. Kökü para, parasal bir sebep. Buna ben miras derim, buna ev derim, mali olan, maliyete bağlı bir maddi durum göstergesi. Ama tarla deriz ama apartman satarsınız ama bugün bir para kaybetmişsinizdir ama bir altın borç vermişsinizdir de geri alamıyorsunuzdur ama şu anki fiyatlarla çok değerli bir, bir şey. Yani sizin hayatınızda çok büyük bir fırsat tepmişsinizdir çok köklü bir firmaya hayır demişsinizdir gibi bir durumunuz var. Şimdi bunu parasal diye değerlendirin ama iş ama ailedeki ama karı kocadaki neyse. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi parasal bir konuyla alakalı Şimdi bakın burada iki tane bir iki üç tane insan sivleti var Göremiyorsunuzdur ben de ekrandan baktığımda göremiyorum İzleniyorsunuz sinsi üç insan var etrafınızda ne yapacağınız tarafı yani ne yapacak diye Üç insan tarafından izlendiğiniz çıkmış burada bu bir Bunun dışında kesinlikle arkadaşlar Tam da laflar sonrasında, tam da takip edilen sonrasında bir kişi bir büyük ya da bu sizin iç bilinciniz bilmiyorum. Bir şekilde mantığınız devreye girmiş de gelecekle geçmiş arasında belki de bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz artık. Çünkü iki tarafında çatısı çıkmış. Yani iki kişi ayrı çatılarda ama bağları kökleri bir. Bir üçüncü kişi ise bunları sadece bağlı olan kişi olarak veriyor. Yani şunu söylememiz mümkün. Ee... masa başında herkes ya bir işle alakalı mı acaba oturduğunuz masada bir dertleşme bir konuşma bir yüzleşme masa başında hesaplaşma e, etekteki taşları dökme yaşayacaksınız iki tarafta kendi çatısını kurmaya çalışıyor ya da iki tarafta kendi ailesinin çıkarlarını gidiyor burada üçüncü kişi zaten oralı bile değil desem olur ee, özellikle aracı olan kişi şu aradaki kişiye bağlı üçüncü kişi gibi çıkmış ama etkisiz eleman olarak görünüyor arkadaşlar <laughs> Ve bununla alakalı olarak sizin bugününüzden bahsediyor tam da. Yani şurada artık Ağustos bitiyor. Son 3-5 gün diyelim. Son 3-5 gündür sizin mücadeleniz varmış. Daha 3-5 gün daha mücadeleniz var. Yani son hafta artık son düzlük diyebileceğimiz bir mücadeleniz var. İvme aşağıya doğru inecek. Yani bu dertler böyle gider mi? Hayır. İvmeniz aşağı iniyor ama siz dertlerden arındıkça çok konuşulacağınız bir döneme gireceksiniz. Özellikle ee, bu konuşma enerjisi Hayır nazara bağlamaz ama bilin adınızdan çok söz ettireceğiniz bir süreç. Hani kıskananlar çatlasın mı dersiniz, düşmanım çatlasın mı dersiniz. Burada insanların e, gerçekten çok fazla sizi konuştuğu bir süreç olacağı için sadece şunu söylemek isterim. Eylül'ün ortasında denk geliyor arkadaşlar. Eylül'ün ortasında birisiyle karşı konuşacaksınız. Ama bu biraz hem gerçekten karşılıklı konuşmak gibi görünse de biraz da iç hesaplaşmaymış gibi görünüyor. Dik duramayan bir insan var arkadaşlar. Sizin bugününüzdeki bu hesaplaşmanızı sağlayan kişiyle bir yüzleşmeniz olur. Bu yüzleşme de arkadaşlar tam olarak ayın 15'inde olacak. Arkanızda bu arada 3 kişi duruyorlar. Bunlar sizin aile fertleriniz olabilir ya da konuyla ilgili çalıştığınız iş ortamında Belki de patronunuz, tanıdığınız müdürünüz, amiriniz bilmiyorum. Hmm. Bu üç kişi belki de dostunuz, şey yapmışlar. Düşman değiller bakın, ama aktif değiller. Sizi izliyorlar. Hani düşerseniz tutarlar mı? Evet. Ama sanki diyorlar ki biz karışmayalım konuyu kendisi halletsin psikolojik olarak da yüreğinden de işte bir şekilde hani biz karışmayalım o halletsin dedikleri bir sürecinizin olduğunu söylüyor. 15 Eylül sizin için bir şey ifade edecek. Sonra ne olacak? İki parçaya ayırmışsınız. Zaten ya almanız gerekeni almışsınız ya da artık o yaraysa da hani içiniz oturan yaraysa da onunla alakalı hesaplaşmanızı yapmaya çalışıyorsunuz. İkiye bölmüşsünüz burada. Bu ikiye bölüşle alakalı arkadaşlar e, önümüzde Eylül'ün sonu olur. Yani bir iki parça gelecek güzel haberiniz çıkmış. Ekim ayında ise tam da şu bağlantı kurmaya çalıştığınız kişiyle alakalı orada bir boğa var. Bu boğa kızgın. Bu boğa geçmişten geliyor. Siz tam olarak kalbi kırgın bir şekildesiniz. Ve önündeki kalan... <laughs> Şimdi kalbinizi şurada görüyorsunuzdur. Ee, ama böyle orada yatan yan yatan biri var içinde. Yani siz kalben birisini artık gömmüşsünüz. İşte bir şekilde bu insan sizin için bir şey hali diyebiliriz. Ve bununla alakalı arkadaşlar sizin Ekim ayında, bakın, Ekim ayında bu konularla alakalı işte asıl sonucu o zaman alırsınız. Yani olay örgüsü sizin hayatınızda şu geçmişten gelen almanız gereken toplu paranız, bu mimali maddiyatla alakalı bu yüreğiniz oturan. Buradaki mücadele biriyle hesaplaşmanız var. İnsanlar sizi destekleyenleriniz var. Evet şuradaki sinsi gözler bitmiş artık. Daha çok sizin ama mücadele edeceğiniz bir ekim sizi bekliyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hele ki buradaki faldaki konunuz sizin için ne ise bununla alakalı olarak önünüzde iki kişi var kavga ediyorlar. E siz de konuyu bu iki kişi kavga ederken de tutmak zorunda kalıyorsunuz. Hem iki kişiyi ayırmak zorundasınız. Hem o iki kişinin arasındaki üçüncü kişi sizsiniz. Bu hem hepinizi etkiliyor ve de siz sanki onlar bir ol yani şöyle onlar kavga ediyorlar. Size karşı ikisi oldularsa öz, gözünüzün önünde kavga ederler. Yani ettiklerini mi bulurlar? Kendi aralarında uzlaşmazlık yapacaklar. Bugüne kadar sizin hakkınızı yemek için ikisi hemfikirse bile o ikisi tamam ben böyle deyip de sizin hakkınız yedilerse dahi bilin ki hmm, orada şey var yani net bir şekilde gözünüzün önünde ayrı düşecekler. Ve sizin burada mücadeleniz bu konuyla ilgili parasal mücadelede çok sıkı sıkı tuttuğunuzu görüyorum. Hem konuyu hem o iki kişiyi. Yani belki de önünüze güzel gelişmeler olacak ve çok da güzel atmadı mı? Bayılıyorum şöyle pıt diye atılan sıkıntılara. Siz bu iki kişinin üstesinden gelirsiniz arkadaşlar. Gözünüzün önünde zaten tezatlık kalacaklar. Birbirlerine düşman kesilirler. Hak yerini bulur yani. İlahi adalet yerini bulur mu? Ekim ayında bulacaktır. Ee, beklemek lazım. Görmek lazım tabi. O yüzden hep derim ki ben arkadaşlar bir konuş şerdir. Belki hayır getirir. İşte size bir şer yapmışlar ama sonu nasıl olacakmış? Hep birlikte bir göz atalım. Belli ki onlar kendi aralarında ettiklerini bulacaklar zaten. <laughs> Zaten şurada çok net bir insan bir insanın kafasını eziyor. Siz de karşıda bakıyorsunuz karşılarından. A harfi çıkmış burada. Birisiyle karşılıklı konuşacaksınız sonra. Bu ikilinden bir tanesiyle karşılıklı konuştuğunuzu görüyorum. Siz burada tekseniz bu insan bu insanın bu arada şey çıkıyor ortaya. Yalanlar ortaya çıkıyor ya ne güzel. Ekim ayında ki konunuzu siz tutmuşsunuz ya onun arkasında biri var. O biri yüzünden bu insana kalleşlik yapmış. Yani şey gibi senin için birisini aldatan e, bir başkası için de seni aldatacaktır. Bu böyle gerçektir ya. Belli ki ikisi bir olup sizi aldatmışlar. İyi de onlar da başka biri yüzünden birinin diğerini aldatmış bir insan var. İşin içinde bir kalleşlik var yani arkadaşlar. Siz burada ne kadar etkilenirsiniz? Ekim ayında çok güzel gelişmeleri olansınız. E, yüzleşmeleriniz net var. Şurası bir kalabalık ama sanki bir cemiyet kalabalığına doğru gidiyor. Sanki hep beraber bir mevlüt Bibi, Merasim birisiyle karşılıklı konuştuğunuzu net görüyorum. Bir şeyleri halletmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu halletmişlik de gördüğünüz üzere burada. Ben sildim. <laughs> Çünkü şey, ben burada konuşmalar var. Şu sizin aile yüzleşmeniz olabilir ama dedikodunuza sebebiyet verebilir. Dedikodu da sizin hayatınızda olan, onlarda olmayan bir şeyi çekiştirmek babında dedikodu. Ama ben siliyorum etkisiz olsun istiyorum. İşte ilgili önünüz açık bir maymun kuyruğu kalkmış sadece. Maymun iştahlı bir olabilir. Üç kişi konuşuyorsunuz. Diyorlar ki size kırmızı renk çalışılacak. Öbürküsü diyor ki yeşil olsun. Yeşil renk çalışılacak. Diyor ki birden sarı olsun. Maymun iştahlı biri demektir. Uzaktan izliyor. Üç kişi bir şey konuşuyorsunuz. Kuyruğu sadece size doğru geliyor. Dolayısıyla belli ki yönü başka bir yere gidiyor. Bu da maymun iştahlı bir insanla artık yollarınız ayırmanız gerekiyor. Ya da o kişi sizin için kimse o artık emekli olur ve burada önünüzü açtığınızı görüyoruz kariyer hayatıyla ilgili şunu dikkat edin diyemem. maymun iştahlı bir insanın artık önünüzden çekildiğini üç kişi olarak konuştuğunuzu görüyorum. Aşk hayatıyla alakalı bildiğiniz nota çıkmış. Bir insan bir erkekten yani bir kadın bir erkekten ispat bekliyor, kanıt bekliyor bir şey gösteriyor. Erkek kendini şurada bak gördün mü dercesini kanıtlamaya çalışıyor. E bu da şu anlama gelir benim nezlimde. Bu erkek bu birliktelikle alakalı e, hadi diyecek. Hadi şunu yapalım. Hadi gel bak ben sana göstereceğim. Söz veriyorum bu olacak. Tamam seni seviyorum istiyorum ve bunu kanıtlayacağım. Kanıtlar da bu arada erkek temiz çıkmış. İki kişi karşılıklı konuşup sonra erkeğin şeyi kanıtlaması var. E, parasal bir konuyla alakalı bir tıkanıklık yaşanmış ama yolları açılır. Ay burada çok kötü gülen bir insan gördüm. Şurayı çok rahatsız oldum. Bildiğiniz şeytan gibi gülüyor. Hatta tarot kartlarının şeytanı gibi gülmüş. Sevmedim. art niyetli insanlar hayatınızda olabilir. kaldı ki şuradaki insanlar muhtemelen devlerinizle ilgili konuşacak ama bu erkek kendini kanıtlar mı? Kanıtlar arkadaşlar. Bu kadını sevdiğinde ispatlar, işe de girer kanıtlar, baba olacağını da kanıtlar eve yuva açacağında kanıtlar hayatınıza biri yeni giriyorsa da hayatınıza ciddi bir ilişki olarak gireceğini kanıtlar diyor bu açılım bana ben sadece gördüklerim arkadaşlar rehberlik etmeye çalışıyorum ee, tabii ki de bugünlük benden bu kadar sabahları ve akşamları olmak üzere iki ayrı bakımda karşınızda oluyorum ve e, şunu söylemek isterim tabii ki de size desteklemek için bu videoların devamı gelebilmesi adına desteklemek için e, kesinlikle beğenilir ve yorumlar burada bu platformda önemli desteklerinizi bekliyorum Bu arada benim ısrarla sürekli benim adım kullanılarak ve görsel kullanılarak taklit eden bir düşman diyeceğim çünkü çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum artık taklit etmesin kendi yeteneğine güvensin kendi ben burada çok emek verdim. Biz iki yılı geçti artık arkadaşlar bu arada. Birlikte yol aldığımız ilk günden beri destekleyen arkadaşlarım var. Yani burada emeğe saygısızlık değil. Buna da hırsızlık. İşte ha birinin gidip parasını çalmışsın. Ha emeğini çalıyorsun. Aynı şey. Gerçi kendisine karma yaratıyor. Yazık üzülüyorum kimse çekecektir, bulacaktır. Çünkü ben hep ne derim? insanoğlu neyi yaşatıyorsa kendisi de yaşayacaktır arkadaşlar. Yani burada bu alandan gelmez de ailesinden, kendi çocuğundan bir şeylerini karmasını yaratıyor. Ona üzülüyorum. Yaptıklarımız, yaşayacaklarımız arkadaşlar bunu unutmayın. O yüzden hep derim kalbi güzel olanlardan olun. Karşılığını hemen alanlardan olun derim hep. Ee, ve tabii ki de dediğim gibi aramıza ilk kez katılan arkadaşlarım da sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. E, buradaki bitiminden sonraki sohbet kısmımı e, sadece izleyenler, takip edenler ve de çok isteyen, bekleyenler var hatta e, özel mesajlarınızda da bildiğim için arkadaşlar kişiler sadece burası olduğunu düşünüyor. Biliyorsunuz ben benim bakım numaramı verdiğim için bana ulaşmanız bir telefon aslında. Dolayısıyla özel mesajlarınız için çok teşekkür de ederim. Ben de burada bu devam ediyorum bu platformda mesajlarınız yani talepleriniz doğrultusunda ve aslında sadece kendi hayatımda uyguladığımı sizlerle paylaşıyorum. Güzel şeyler yaşayın isterim. Ve dua etmeyin. Bugünkü sıkıntınız her neyse karşılığını kişi yaşayacak. Sizin beddua etmenize gerek yok. Ve de sıkıntınız neyse bilin ki yarınlar çıkış kapıları açar. Yani umudunu yarınlardan yitirme diyorum. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbin ekmeğini yesin. Bunlar benim sadece sizlere temennim, tavsiyelerim. Bir sonraki açılımına kadar arkadaşlar en büyük zenginliğimiz tabii ki de başta. Sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın.